Ankara'nın yüz ölçümü büyüklüğünde bir ülke nasıl oluyor da insanlığı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebiliyor? Bahsettiğimiz ülke İsrail. Avuç içi kadar toprağıyla Orta Doğu'da tam anlamıyla terör estiriyor. Hem de yaklaşık 100 yıldır. 9 milyonluk bir nüfusa sahip olan İsrail, pek çok komşu ülkesinden sayıca daha az. Mısır'ın 113 milyon, İran 45 milyon, Suudi Arabistan'ın 37 milyon ve Suriye'nin 23 milyon nüfusu olduğu düşünüldüğünde İsrail'in kat be kat daha az bir nüfusa sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki ama Arap nüfusunun bu kadar yoğunlukta olduğu Orta Doğu'da bir Yahudi ülkesi olarak İsrail'in ne işi var? Veya şöyle soralım. Nüfusu toplamda 500 milyona yaklaşan Arap ülkeleri yanı başlarında Filistin'e zulmeden 9 milyonluk İsrail'le istese başa çıkamaz mı? İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlık dünyanın en uzun süren meselelerinden biri. Geçmişi 1800'lü yılların sonunda Yahudilerin Filistin topraklarında kendi devletlerini kurmak istemesiyle başlıyor. Yani İsrail neredeyse bir asırdır zorla topraklarından ettiği Filistinlilerle çatışıyor. Ancak tarihin bazı dönemlerine baktığımızda İsrail'in diğer Arap ülkeleriyle de savaştığını görmemiz mümkün. Bunlardan biri, hatta sonuncusu, 1973'te Arap ülkelerinin İsrail'e karşı başlattığı Yom Kippur Savaşı. Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal eden İsrail'den buraları geri almak için başlatılan savaş, yaklaşık 15 bin kişinin yaşamını yitirmesi ve İsrail'in zaferiyle sonuçlandı. Aradan yıllar geçti ve pek çok Arap ülkesi savaşın izlerini unutmuş olacak ki İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzaladı. Mısır, Ürdün, ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan normalleşme imzaları atan ülkeler oldu. 2023'ün Ekim ayına geldiğimizde ise İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılara sessiz kalan ve kınamakla yetinenlerin aynı ülkeler olduğunu söylememiz mümkün. Yani Filistin'de yaşananlara Arap devletlerinin yeterli tepkiyi gösterememesinin sebeplerinden biri olarak İsrail paralelinde destekçisi ABD ile araları bozmak istememeleri gösterilebilir. ABD ve Arap ülkeleri arasında petrol ticaretinde süregelen anlaşmalar olsa da Orta Doğu'da kaosun sürekli çıkması Amerika'nın çıkarları ile doğrudan örtüşüyor. Tam da bu yüzden Orta Doğu'da terör estiren İsrail'i desteklemesi tesadüf değil. Amerika'nın Orta Doğu'daki petrole hiç şüphesiz ihtiyacı yok. Buna rağmen bölgede hakimiyet kurmak istemesinin altında dolar hegemonyasını sabit tutmak istemesi yatıyor. Yani Orta Doğu'da Arap devletlerinin birlik halinde olmaması, birbirini yeterince desteklememesi, İsrail'in cesaret bulup Filistin'i kolay hedef olarak görmesine sebep oluyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu: artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. 7 Ekim 2023'te İsrail-Filistin arasında başlayan savaşla birlikte Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara İsrail askerlerinin gaz bombasıyla yaptığı müdahaleye tüm dünya şahitlik etmişti. Müslümanlığın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da yaşananlara rağmen 2 milyar nüfusa sahip Müslümanlardan dahi yeterli ses yükselmedi. Din kardeşlerine ibadet ederken gösterilen sert müdahale karşısında Arap ve Müslüman birçok devletler kayıtsız kaldı. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. İki ülke arasında 2008'den beri yaşanan çatışmalara baktığımızda son yıllardaki en ağır kayıplı savaşın 2023 yılında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orta Doğu'da bugün dahi huzurun yakalanamadığı bir gerçek. Arap ve Müslüman devletler din kardeşlerinin başına gelen soykırıma karşı şu ana kadar sessiz kalmış olsalar da istenecek en son şey Orta Doğu'da yaşanan savaşın daha da büyüyüp diğer ülkelere sıçraması olacaktır.